Evet, Kanalmaraş izleyicileri, bugün Kahramanmaraş'ımıza atanan il müftümüz Celal Sürgeç Bey'in konuğuyuz. Sağ olsun bizi kabul etti. Öncelikle biz kendisine memleketimize geldiği için çok tanıdığımız için, kendisini bu güler yüzünü tanıdığımız için hoş geldiniz diyoruz. Böyle bir güler yüzlü il müftümüzün burada görev alacak olması bize bir onur veriyor. Sayın Hocam, memleketimize hoş geldiniz. Ben şöyle mikrofonu şöyle bırakayım. Hoş bulduk Mustafa hem Bey. Hem kamuoyu sizi tanısın. Celal Sürgeç kimdir? Nerelidir? Evet. Evet. Hoş bulduk. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun diyorum. Ben Celal Sürgeç, Elazığlıyım. Harputluyum. Tarihte Harput'la Maraş birbirini besleyen Osmanlı döneminde iki önemli şehirlerden birisidir. Dolayısıyla bizim Maraş'a karşı özellikle Elazığ'da kalbimizde, gönlümüzde çok özel bir sempati vardır. Maraş, işte yukarıdan Erzurum, Elazığ, bunlar gerçekten bu ülkenin asıl ve asil değerlerini yansıtan önemli şehirlerdir. İrfan ekolu dediğimiz arif insanların yetiştiği mümbit topraklardır. Bizim ayrıca Maraş'a olan gönül bağımız fikri ve zihni olarak altyapımızı oluşturan o 1950'li yıllarda Maraş ekolu diye tarihe, edebiyat dünyasına damgasını vuran şairlerimizin, ediplerimizin, kültür adamlarımızın, tefekkür adamlarımızın yetiştiği bir yer, bir beldedir. İşte Yedi Güzel Adam şu anda televizyonda dizi olarak da veriliyor. O güzel insanların ve en önemlisi Necip Fazıl'ların, Erdem Beyazıt'ların, Abdurrahim Karakoç'ların, hatta Aşık Mahsuni'lerin, evet, tamam, gerçekten evet. Aşık Mahsuni'yi de çok severim, dinlerim, evet. Bu gibi insanların, güzel insanların yetiştiği güzel bir beldemizdir. Bu açıdan biz Maraş'ı severiz. Maraş'ta Elazığ'ı severiz. Evet, aynen, hocam, aynen. Yani biz... Hatta böyle derler, yani Ökkeş'le Kakoş, bir de Dadaş yukarıda aynen. Birbirini seven. Aslında daha önceden şehirler birbirlerini beslerlerdi. Yani mesela bugün Harput, şeyde Erzurum'da Harput Mahallesi varmış Osmanlı zamanında. Şu anda da var. Harput Kapısı var. Mesela Diyarbakır'ın Dar Kapı'nın diğer ismi de Harput Kapı. Birbirine kapı aralayan, birbirine kapı açan şehirler idi. Ama maalesef işte son zamanlarda bir takım işte bu siyasi olaylar, bir takım ülke üzerindeki bölünmelerle birlikte şehirlerin de kimyası bozuldu. Şehirler de birbirine kapı kapattı. Ama her zaman için Elazığ Maraş'a kapı açtı. Maraş da Elazığ'a kapı açtı. Bu kapılar inşallah kapanmayacaktır. İnşallah. Ve devam edecektir. Çok sancılı bir süreçten geçiyor yani ülkemiz. Gerçekten zift karanlığı bir süreçten geçiyor. Bu süreç içerisinde birbirimize çok sahip çıkmamız lazım. Yani siyasi partimiz farklı da olsa görüşümüz, ideolojimiz, etnik kökenimiz, meşrebimiz, mezhebimiz farklı olsa da biz yine birbirimize sahip çıkacağız. Efendimizin çok güzel bir gemi tasviri vardır. Toplumları bir gemiye benzetir. Geminin üst katında bulunanlar ve alt katında bulunanlar diye böyle bahseden bir hadisi şerifi vardır. Geminin üst katında olanlar alt kattakilerden biganedirler. Onlara eğer uzak kalırlarsa, onların ihtiyaçlarını duymazlar ise o zaman onların asıl ihtiyaçları olan o suya erişme, suya ulaşmayı onlar engellerler ise bunun üzerine alt katta olanlar kendi çözümlerini kendi bulur, kendileri bulur. Geminin bir yerinden delik açarlar. O gemi su alır. Ve ondan sonra o gemi üsttekiler de alttakilerle birlikte batar gider diye böyle Efendimizin çok güzel toplumu bir gemiye benzeten bir hadis-i şerifi vardır. Onun için biz birbirimizi anlamalıyız. Birbirimizin ihtiyacını, birbirimizin fevralarına kulak tıkamamalıyız. Ona kapı aralamalıyız, gönül aralamalıyız, onu dinlemeliyiz.
Zira yani benim beslendiğim o kültürel ve o dini kaynağa göre insan çok kıymetli bir varlıktır. İnsan orijinal bir varlıktır. Allah-u Teala her insanı parmak ucuna varıncaya kadar orijinal yaratmıştır. Ve her insan seri üretim değildir. Orijinaldır. Cenab-ı Hak birebir ilgilenmiştir. Allah-u Teala'nın birebir ilgilendiği ve en üst düzeydeki ruh ile en aşağıdaki çamurdan, ikisinin karışımından çok mükemmel bir tasarım ürünü olan bir insanı yaratmıştır. Öyleyse biz karşımızdaki insan, ister Maraşlı, Harputlu, Diyarbakırlı ne olursa olsun, önce insan olarak bir dinlemeliyiz. İnsan olarak önce ona bir değer vermeliyiz. Bu açıdan bütün insanımız, bütün milletimiz şu ülkede, bu ülkeye gönül bağıyla bağlanan, bu ülkeyi kabullenen, bu ülkeyi sahiplenen bütün insanımızın meşrebine, mezhebine, etnik kökenine bakmadan hepsine değer veriyoruz, saygı duyuyoruz. Hepsi bizim insanımızdır. Yani Türküyle de, Kürdüyle de, Alevsi de, Sünnüsüyle hepsi bizim insanımız. Zaten bütün bunlarla bir renk cümbüşü ortaya çıkıyor. Bir güzellik ortaya çıkıyor. İşte bu güzelliğimizi bizim yıkımımıza dönüştürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu bizim güzelliğimizdir, zenginliğimizdir. Bu zenginliğimizi, bu farklılığımızı bizim yıkımımıza, izmihlalimize, çöküntümüze, birbirimize düşmemize, tefrikamıza sebep yapanlara, yani oraya dönüştürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bunun için çok uyanık olmalıyız diyorum Mustafa Bey. Hocam o kadar güzel konuştunuz ki burada fırsat vermemeliyiz derken Aşık Veysel'in o duygu yüklü yazmış olduğu benim sadık yarim kara toprak ne güzel demesi aklıma geldi. Yani insanoğlu işte doğar, büyür, yaşar. Evet. Yani bu dünya toplumunda ve Türkiye'mizde bir bayrağımızın altında, aynen, vatanımızda çok güzel. Kardeşçe birbirine kenetlenmiş paylaşımcı içerisinde yaşamalıyız. Aynen. Hocam şehrimize, memleketimize bir Elazığlı hemşiremizin, bir Harputlu hemşiremizin gelmesi, dediğiniz gibi Ökkeş, Kapkoş, Kadaş, çok tabii güzel bir şey. Anadolu'nun hepsi. Biz görevimizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Allah razı olsun. Biz de böyle size hayırlı çalışmalarda halkı tenvir edici, aydınlatıcı, ön açıcı, rehberlik yapıcı çalışmalarda Rabbim kendi rızası doğrultusunda çalışmalarda sizi muvaffak eylesin diyoruz.